geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hikayeleri var. Burada takip edilebiliyor. Yayınlar var. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Göz var. Salonumuza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Lütfen buyurun. Buyurun hocam. Sayın YÖK Başkanımız, hem bildiğim kadarıyla üniversitemizin tarihinde hem de İzmir tarihinde üniversitelerimizi ziyaret eden bizim üniversitemiz adına ilk YÖK Başkanımız. Onun için çok hem heyecanlıyız hem gurur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yardımcısı ve yine bizim araştırma üniversitesi olmamızda katkısı olduğunu çok düşündüğümüz Naci Hocamızla beraber kendilerine tüm heyetiyle beraber hoş geldin diyoruz. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli rektör hocam, YÖK'ten birlikte geldiğimiz kıymetli üyeler. Önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı fevkalade önce memnun olduğumu ifade etmek isterim. İlk kez bir YÖK başkanının buraya geldiğini ben de gelirken doğrusu öğrendim. Ama ben tabii sadece bir YÖK başkanı olarak değil ama aynı zamanda bir öğretim elemanı olarak, bir üniversite hocası olarak da merak ettiğim bir üniversiteyi ziyaret etmek için buraya geldiğimi, burada sizlerle beraber olduğumu bilmenizi isterim. Türk yüksek öğretimini tanımak, bilmek isteyen aslında araştırmacıların bakması gereken üniversitelerden bir tanesidir. Bu açıdan böyle bir kurumda tabii çalışıyor olmak sizler için de bir iftihar vesilesidir. Ondan eminim. Hakikaten 9 Eylül Üniversitesi sadece İzmir'in değil, aynı zamanda Türkiye'nin en yüzyıl üniversitelerinden bir tanesi. Yayın çıktılarını, araştırma neticelerini bildiğim, takip ettiğim üniversitelerden bir tanesi. Yani sadece YÖK Başkanı olarak değil, YÖK Başkanı olmadan önce İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde rektör olarak çalıştığım, rektör yardımcısı olarak daha önceki dönemde çalıştığımda takip ettiğim, ne yapıyorlar acaba, İzmir'de neler oluyor deyip baktığım, çeşitli veri tabanlarında izlediğim üniversitelerden bir tanesidir. O açıdan burada bu güzel bir üniversitede bulunmaktan dolayı öncelikle hakikaten heyecanlı ve mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah daha iyi noktalara geleceğimizi temenni ediyorum, İnşallah. Diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. İsmail'in yaptığı ilk çalışma, milli arma çalışması. Hiçbir şey yok. Evet. 1926 yılında. Hiçbir şey yok. Şükrü Türk hocamızın müzemize armağanıdır. Evet. Zaten yasaklanıyor. İnsanlar buldukları bayraklarla, renkli kumaşlarla bayrak dikiyorlar gizlice. Yani bunu genelde kadınlar oyundan dikiyorlar. Evet. İşgal altındayken gizlice dikiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın müzeyi sağlamadı. Son bölümü ek olarak
Sadece bayraklar var. Yani 17. yüzyılda şey yapılmış. Bunlar açık arşiv sistemiyle YÖK'ün açık arşiv projesine destek olarak internette yayınlıyoruz. Peki ne kadar bayrak envanterimiz yani sayı olarak veriyor? Hocam efemer olarak katarsak 3000 kadar var. Eğer nesne olarak sayarsak da 300 kadar var. Yani bir %10'luk nesne daha fazlası efemer olarak var. Burada da uluslararası bayrak bilim, veksiloloji ve veksilografi alanında ülkemizi temsil etmek için oluşturduğumuz salon görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çekiyorum. Öyle mi? Böyle arkadaşlar da hoş geldiniz. Biraz soğuk gittik, biraz böyle. Estağfurullah, olur mu? Hoş geldiniz. Mehmet Yıldız, mekanik kişiyi vereyim. Aynı zamanda elektrik yazıyor. Nasıl sürmek? Nasılsınız? Çok zevkli. En zevkli kısım. Evet. Bütün işçi arkadaşlar çekiyorlar. Aynı zamanda da mekanik kişiyi vereyim. Öyle mi? Evet. Ders 7 teşvik etmişlerdir. Kendilerine saygıyla selamlıyoruz. Değerli başkanımız bizlerle hem bu akademisyenlerimizle hocalarımızla hem de öğrencilerimiz olmayı arzu ettikleri için bütün diğer programları çok hızlandırarak sizlerle bir araya kendilerinin arzularını getirdik. Sayın Yurt Başkanımızı bunun adına şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Sayın Hocama. Öğrenci arkadaşlarım, müstakbel meslektaşlarım da diye hitap edebilirim sizlere. Çok değerli hocalarım, değerli rektör ve meslektaşım. Hepiniz önce sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama bazen sevdiği işi yapmaya fırsat bulamıyorum çocuklar. O zaman yaptığı işi sevmeyi denemesi lazım. Yavaş yavaş okuduğum bölümü sevmeye başladığımı ifade edebilirim sizlere. Çünkü sevmeden hakikaten muvaffak olmak mümkün değil. Sevmiyorsanız bu işi hemen bırakmalısınız. Veya sevmeye çalışmalısınız. Benim tabii sizlere bu vesileyle gelmişken vereceğim bir mesaj. Lütfen sadece bu sıralarda kalmayın. Mutlaka dışarı çıkın. Mutlaka kendi alanınızla, kendi sahanızla doğrudan temas etmenin yollarına bak. Yani bütün üniversite topluluklarını kapsayan yüksek öğretim kurulu olarak bir festival düzenlemekte öncülük etmeyi düşünür müydünüz? Üniversitelerin kendi aralarında bunu organize etmesi daha etkili netice verir. Ben de bu konuda destek olurum. Yani rektör arkadaşlarım kendi aralarında evet, bu konuda bir çalışma yapalım, bir festival düzenlensin. Mesela dağcılık üzerine bir festival olsun denilebilir. Ve çok da güzel olur diye düşünüyorum. Yani bunun ilk adımını zaten bünyesinde 10 tane üniversite bulunan mesela İzmir yapabilir. Bekliyoruz bir Ege İlgin ve İzmir İlgin. Araştırma üniversitesi olmanızın bir de öğrencilere katkısını bilgi alabilir. Dolayısıyla bir üniversitenin de niteliklerini arttıracaktır. Sizler doğrusu şunu yapabilir genç arkadaşlar. Bilhassa araştırmaya meraklı olan arkadaşlarımız belki hocalarla daha yakın temas ederek hocalarımızın projelerinde gönüllü olarak çalışabilirler. Yani bizim benim Ankara'da, İstanbul'da bazı üniversitelerde araştırmaya yatkın öğrencilere bunu tavsiye ediyor ve çok güzel neticeler alıyoruz. Haberleşiyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.